Vektör araçları çizim yaparken bizlere yardımcı olacak bazı klavye tuşları bulunmaktadır. Şimdi bu yardımcı klavye tuşlarını beraber inceleyelim. Rectangle Tool veya Ellipse Tool kullanımında şekli oluştururken Shift tuşuna basılı tuttuğumuzda tam bir çember, Rectangle Tool'u kullandığımızda ise bir kare elde etmemiz mümkün. Polygon aracı yardımıyla Farklı çokyaları oluşturmamız mümkün. Bu örneğimizde bir yıldız oluşturalım. Öncelikli olarak poligon aracını seçiyorum. Poligon aracını seçtikten sonra shape'in star olduğunu emin oluyorum. Ve yıldızımı sayfamda oluşturuyorum. Yıldız oluşturulduktan sonra yıldızla ilgili birçok farklı özelliğe müdahale etmek mümkün. İç renginin değiştirilmesi, dış çerçevenin iptal edilmesi veya Subselection Tool yardımıyla oluşturulmuş olduğu noktalara müdahale ederek şekle farklı görünümler verilmesi mümkün. Vektörel çizim araçları her türlü çizimi oluşturmamız için hazır araçlar bize sunmaz. Bazı zamanlarda çizim yapacağımız çalışmayı kendimiz farklı özellikler kullanarak oluşturabiliriz. Örneğin bir dalga yapmak istiyorsak bu dalgayı pen tool yardımıyla oluşturmamız mümkün. Öncelikle pentolu seçiyorum. Sayfamda gelen bir noktaya tıkladıktan sonra ikinci noktayı yine tıklayarak oluşturuyorum. Parmağımı mouse'un sol kliğinden kaldırmadan istediğim açıyı veriyorum. Bir sonraki noktaya gidiyorum. Tekrardan açıyı veriyorum. Bir sonraki noktaya gidiyorum. Tekrardan açıyı veriyorum. Ve çalışmam tamamlandığı zaman noktaları birleştirmek için başladığım bölüme geri dönüyorum. Daha sonra Subselection Tool yardımıyla oluşturduğum noktalar üzerinde istediğim kontrolleri sağlamam da mümkün. Freeform Tool çizimlerimiz üzerinde farklı etkiler, farklı kontroller oluşturmamızı sağlıyor. Line Tool ile yapmış olduğumuz bir çizimi daha sonra Freeform Tool ile biçimlendiriyoruz.